korkmayın. Elinizi korkak alıştırmayın. Vurun. Bu bir hak meselesidir. Hak savaşıdır. Bu bir cihat sayılır. Tepeleyin şunları. Haydi aslanlarım. Hadi Rıdvan. Hadi. Yapıyorsunuz? Delirdiniz mi? Oğlum ekmek istemiyor musunuz? Ev istemiyor musunuz? İstiyoruz tabii. Ama haram lokma istemiyoruz. Siz kafayı yemişsiniz. Bunlar sizi kandırmış. Beyninizi yıkamışlar. Akıllı olun, kendinize gelin lan. Biz kendimizdeyiz çok şükür. İşte buna gol derler hacı. Nerede ne konuştuğuna dikkat edeceksin. Yerin kulağı var. Birileri duyar falan. Oyunun ortaya çıkar. Şimdi ben her şeyi kurdum. Her şeyi planladım. Kadir bırak bizi gidelim dediğinde izin vermedim. Öyle bedel ödemeden gitmek yok. Hacım bıraksaydın defolup gitselerdi ya. Yok. Gidecekler. Yine defol gidecekler. Ama önce bedel ödeyecekler. Ben o Kadir'in bütün kemiklerini kırmadan buradan bırakmam. O işi de biz yapmayacağız. Bu yeni gelenler var ya, onlara yaptıracağım. Yani biz elimizi falan sürmeyeceğiz. Bana sorarsan hacım, biz gidelim bu çöp köyü kapatalım. Başka bir yerde başka bir iş yapalım. Bu adamların bir sürü ne derdi bitiyor, ne derdi bitiyor. Muhsin, onu da düşündüm. Hacı Selahattin her şeyi düşündü. Bu atık aldığımız adam var ya, onunla konuştum. 10 kamyon yeni atık gönderiyor. Her tarafa gömeceğiz. Gerekirse bu çöp köyü atık mezarlığı haline getireceğiz. Sonra da işin başına sen geçeceksin. Hacım ya yine millet hasta olursa? Muhsin, onlar ay yıkana kadar biz parayı çoktan vurmuş olacağız. Vallahi ne diyeyim hacım. Benim artık acıdan hiçbir şey düşünemez oldum. Ya Muhsin düşünecek ne var ya? Gayet basit. Ben emekli oluyorum. Sen de işin başına geçiyorsun. Hepsi bu. Başka söze gerek yok herhalde. Malını iyi tanı diye yaptım bunu. Hiç mi namuslu adam kalmadı bu memlekette kardeşim? Kaldı ki mücadele ediyoruz. Biz senin işini yapabiliriz. Doğrunun yanında yer alabilirsiniz. Birlik olalım, Selahattin'i ezelim. Kimse ne aç kalır ne de açıkta.